Herkese yeniden merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım ve bu videoda da size CV nasıl hazırlanır bunu anlatacağım. Öncelikle yukarıda gördüğünüz gibi bir oynatma listemiz var ve bu oynatma listesinden ESC projelerine başvurmak konusundaki bütün aşamaları tek tek takip edip hangi konuda ne gibi yardımlar alacağınızı görebilir ve püf noktaları da inceleyebilirsiniz. Bununla örneğin bir CV hazırlarken neler yapmanız gerektiği gibi ya da motivasyon mektubu yazarken neler yapmanız gerektiği gibi konulardır. Onlara ulaşmak için yukarıdaki linkten oynatma listesine ulaşabilirsiniz. Ama bugünkü video konusu ise etkili bir CV nasıl hazırlanır ve bu CV'mizin de Europass üzerinden hazırlanması gerektiği için Europass CV'si nasıl hazırlanır konusuyla ilgili özel bir video. Umarım video size faydalı olur ve sizin de CV'niz güzel bir şekilde, etkili bir şekilde sunulmuş olur. Eğer bir yorumunuz olursa ya da bir soracağınız soru olursa yorumlar kısmına bunu yazmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim ve bilgisayar başına geçelim. Evet, videomuzun ilk aşamasında gördüğünüz gibi bu siteye girmemiz gerekiyor ve girmemiz gereken sitenin de linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Burada ilk kısımda yeni bir Europass hesabı oluştur kısmında hesabınızı oluşturmanız gerekiyor. Ama ben kendi hesabım olduğu için çoktan ona gireceğim ve oradan size nasıl CV hazırlayacağınızı göstereceğim. Sizin için buradaki kısımdan tıklayıp girmeniz gerekiyor. Daha sonrasında da kayıt ol kısmından kayıt olmanız gerekiyor. Ama benim zaten bir hesabım olduğu için ben ona giriş yapacağım. Yine de size kayıt olma kısmını göstereyim. Kayıt olmaya tıklıyorsunuz. Daha sonrasında açılan kısımda bütün yerleri tek tek doldurmanız gerekiyor. Ama benim hali hazırda bir hesabım olduğu için direkt ben ona gireceğim. Ve size buradan nasıl CV hazırlanmanız gerektiğini göstereceğim. Şu an siteye giriyoruz. Şu an siteye girdik. Siteye girdikten sonra hesabım benim hali hazırda bu şekilde gözüküyor. Ama siz hazırlamanız gerekirken adım adım nasıl hazırlayacağınız gerektiğini buradan göstereceğim. Burada benim bütün CV'mi görebilirsiniz. Neler yaptığımı, neler eklediğimi ve benim başvurduğum projeyi de tamamıyla ben bu CV ile başvurmuştum. Herhangi bir ekleme yapmamıştım ve bu CV ile kabul almıştım. Burada önemli bir hususu belirteyim baştan da. Bana göre aslında motivasyon mektubu CV'den daha önemli. Çünkü motivasyon mektubunu okuyup sizin proje için ne kadar motive olduğunuzu görüyorlar. Ama CV bir şekilde geçmişte yaptıklarınızı gösteriyor. O yüzden CV değil de motivasyon mektubu bana göre daha önemli. Yine de CV'de isteniyor. O yüzden doldurmamız gerekiyor. Şimdi adım adım bütün kısımları size göstereceğim. Önce kişisel bilgiler kısmını gördüğünüz gibi benim kişisel bilgilerim var. Doğum tarihimden ne zaman doğduğuma, e-posta adresimden diğer kişisel bilgiye kadar. Bu arada telefon numarasını farklı bir telefon numarası yazdım. İşte aramayı deneme, yani o rastgele bir numara. İlk kısımda bunları nasıl dolduruyoruz? İsminizi yazmanız gerekiyor. Tabii ki de siz burada kayıt olma aşamasını farklı bir aşamadan başlayacağınız için burada tek tek eşleştirmeleri buradan yapabilirsiniz. Örneğin ilk kısımda isim, soyisim yazıyorsunuz. Sonra bu kısımlara gerek yok. Doğum tarihinizi yazıp cinsiyetinizi yazıyorsunuz ve uyruğunuzu yazıyorsunuz. Daha sonra e-posta adresinizi, telefon numaranızı, daha sonra sosyal medya hesaplarınızı ekliyorsunuz. Burada hangi sosyal medya hesabı önemliyse onu ekleyebilirsiniz. Örneğin ben LinkedIn hesabımı ekledim. YouTube hesabımı ekledim. Linktap ve Medium hesaplarımı ekledim. Bunların hepsinin de önemi şu şekilde. Örneğin siz yaptığınız iş ya da başvurmak istediğiniz proje bir sosyal medya ile ilgili olabilir. Instagram hesabı yönetmek, Facebook hesabı yönetmekle ilgili olabilir. O yüzden de buraya Facebook hesabınızı ya da Instagram hesabınızı eklerseniz bu kişiler sizin bu hesaplarınızı görüp derler ki evet, bu kişinin Instagram hesabında diyelim ki 10.000 takipçisi var ve bu kişi bizim için çok faydalı olabilecek deyip sizi proje başvuru konusunda bir adım öne çıkarabilir bu. Bu yüzden hangi projeye başvuracağınız konusunda önemli olan bu kısmı doldurmanız gerekiyor. Ben genellikle YouTube'la ilgilendiğim için ve diğer hesaplarımla, örneğin kitaplarla ilgili şeylerle ya da yazı kısmıyla ilgilendiğim için yazı yazdım, hesabımı paylaştım. Kitap okudum, hesabımı paylaştım ve kitaplarla ilgili anlattığım konularla ilgili videolar çektiğim YouTube hesabımı paylaştım. O yüzden bunları buraya ekledim. Daha sonrasında da WhatsApp hesabıma ekledim. Eğer bir e-posta adresiniz varsa e-posta adresinizde, bir web siteniz varsa web sitenizde ekleyebilirsiniz. Ve adresinizi eklemeniz gerekiyor burada. Adresinizin ilk kısmı sokak ismi, ikinci kısmı apartman, bina ismi ve posta kodu ve şehir, ülke olarak ekleyip kaydet kısmına basmanız gerekiyor. Daha sonra ikinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşamada çalışma deneyimleri. Burada çalışma deneyimlerinden çok farklı şeyleri ekleyebilirsiniz ya da çalışma deneyimimiz çok fazla olabilir. Ama önemli olan bunları belli bir öncelik sırasına göre koyup
karşı tarafın ilgisini hangisi daha çok çekecek onu gösterebilmektir. Örneğin başvurduğunuz bir projede kitaplarla ilgili bir proje ise, örneğin bir kütüphane projesi ise, geçmişte kütüphanede çalıştığınız çok önemlidir ve bunu CV'nize yazmanız gerekir. Ben de buradaki projeye göre kendi CV'mi hazırlamıştım. Buradaki önemli olanlar neydi? Örneğin gönüllü olmak. Herhangi bir yerde gönüllüyseniz bunu kesinlikle yazmanız gerekir. Ve karşıdaki kişi de bunu gördükten sonra der ki bu kişinin gönüllülük deneyimi var ve bizim için uygundur. Bu yüzden gönüllülüğünüzü yazmanız gerekiyor. Ya da başka bir yerde çalışıyorsanız, örneğin ben İmecelab'in gençlik komitesinde yer alıyordum ve bu yer aldığım komitede de neler yaptığımızı tek tek yazmıştım ki bu kişiler de görsün ve kendi projeleriyle uyumlu olduğunu fark etsin. Bir diğeri mesela Dil Sosyal Dergisi'nde editör olarak çalışıyordum ve orada çalışırken de onları neler yaptığımı yazmıştım. Bunları yazdıktan sonra da karşı taraf yazıyla uğraşan birisi olduğumu ve YouTube'la uğraşan birisi olduğumu görsün istiyordum. Siz de burada kendinize göre ekleyebilirsiniz. Eklerken nasıl ekleyeceksiniz onu da gösteriyor. Örneğin ilk çalışma deneyimimizi eklerken burada dediği şey pozisyonunuzun ismi nedir? Yani oradaki göreviniz nedir? Benim buradaki görevim neydi? Gençlik üyesi olmaktı. Bunu yazdım. Sonra çalışan işveren kimdir? Onu yazmanız gerekiyor. Şehri ve ülkeyi yazmanız gerekiyor ve ne zamandan ne zamana kadar? Eğer belli bir başlangıç tarihi varsa bunu yazıp daha sonrasında şu anda devam ediyorsa devam ediyor kısmını işaretlemeniz gerekiyor. Ama devam etmiyorsa buraya bu tarihleri de yazmanız gerekiyor. Daha sonrasında da neler yaptığınızı anlatmanız gerekiyor. Yani bu çalışma deneyimi size ne kattı, size ne kazandırdı? Ben burada İngilizce bir şekilde bunları yazdım ve bana neler kattı hakkında yazdım. Daha sonrasında bunlarla bitmiyor. Daha fazla detay kısmına geçiyoruz. Burada istediğiniz kısımları doldurabilirsiniz ama adres kısmına gereksiz, posta kısmı çok gereksiz. Örneğin onlara ulaşmanı istiyorsanız e-posta adreslerini yazabilirsiniz. Ya da daha önemlisi onların ne yaptığını görmeyeni istiyorsanız sitelerini yazabilirsiniz. Örneğin ben burada bu siteyi yazdığım için bu siteye tıkladıktan sonra benim hangi vakıfta çalıştığım, hangi işte çalıştığımı görebilirler. Örneğin burada ben onların sitelerine girmiştim. Çünkü benim hangi yerde çalıştığımı, hangi vakıfta çalıştığımı görüp onların sitesinden incelemeni istediğim için buraya girmiştim buna. Siz de aynı şekilde bunu girebilirsiniz. E-posta adreslerini girebilirsiniz. Yahut bir video ya da link paylaşabilirsiniz. Bir başkasını örnek gösterelim. Mesela gönüllülük. Gönüllülük konusunda bu arada gördüğünüz gibi web sitesi de burada çıkıyor. Gönüllülük kısmında da aynı şekilde belli bir tarihten belli bir tarihe kadar neler yaptığımı ve bana neler kattığını söylüyorum. Ve bunların hepsi de İngilizce oluyor. Daha sonra YouTube'la ilgili örneğin benim kanalımda ben bunları anlatıyorum de hepsini yazdım. Daha sonrasında da benim projedeki bu işteki parçadan neler öğrendim, neler yaptığım onları da yazmıştım. Siz de bunların hepsini ekleyebilirsiniz. Daha sonrasında da ise eğitim kısmı. Eğitim kısmında yine aynı şekilde ne yaptığınızla ilgili kısım ve sadece eğitim üniversite anlamında değil bir mesela yetkin gençlere katılmıştım ve onu da buraya eklemiştim. Siz de örneğin ekleyebilirsiniz. Diyelim ki bir üniversite lisans öğretimi görüyorsunuz. Bunu yazabilirsiniz. Lisans öğretimini yazmanız gerekiyor. Sonra üniversiteyi yazmanız gerekiyor. Daha sonrasında hangi yıllar arasında olduğunu yazmanız gerekiyor ve daha fazla detaylar kısmından ise çalışma alanını, benimki sosyal bilim olduğu için onu ekledim ve ortalamanızı yazabilirsiniz. Daha sonra başka şeyler varsa bunları da yazabilirsiniz. Tek tek doldurabilirsiniz. Ve bu da burada gözükecektir. Daha sonrasında da ben burayı da doldurdum. Burada doldururken de liseyi girmenize gerek yok. Ben liseyi girmemiştim. Sadece üniversiteyi girmenize yeterlidir. Ya da benimki çok fazla üniversite olduğu için hepsini girdim ve bu yeterli bir alan kapsadı. Sizin sadece tek bir tane üniversite varsa o üniversitenin yanında lisenizde girmeniz daha iyi olacaktır. Ama bu tercih sizin çok da önemli bir kısım değil. Daha sonra dil kısmı. Hangi dilleri bildiğiniz? Tabii ki de ana dilinizi başta yazıyorsunuz. Daha sonrasında da diğer dilleri ne kadar bildiğinizi yazıyorsunuz. Ve onları da giriyorsunuz. Bunun dışında belirtmek istediğim bir kısım var ki o da herhangi bir dili ne kadar az bilseniz bile girmeniz iyi olur. Gösterir yani bir dil çok az olsa bile ne biliyorum dersiniz yani. Daha sonrasında da yetenekleriniz ve neler kazandığınız. Ben burada örneğin YouTube'la ilgili deneyimlerimden neler kazandığımı yazdım. YouTube'a video üretmek bana bunları kattı şeklinde bütün hepsini girdim. Ve bunu gören birisi de der ki, "Aa, bu kişinin mesela sunum yetenekleri var ve sunum yeteneklerinden dolayı bizim yanımızda çalışması gerekiyor. Biz gönüllü olarak alabiliriz." diyebilirler. Ya da yetkin gençler deneyiminden kazandıklarım. Örneğin burada bir takım halinde çalışmak şeklinde yazdım bana kattı. Ve takım halinde çalışmak gerektiren bir projeye başvuracağım zaman bunu görürlerse bir adım daha öne çıkmış olabilirim. Ve siz de burayı kendinize göre doldurabilirsiniz.
Daha sonrasında dijital yetenekler kısmında tek tek doldurmanız gerekiyor. Örneğin ben Microsoft yeteneklerimin hepsini koydum. Sosyal medyayı koydum. Yazma kısmını ve YouTube kısmını koydum. Siz buraya daha çok şey ekleyebilirsiniz sizle ilgili. Örneğin bir video editleme konusunda, montajlama konusunda bir yetkinliğiniz varsa onu koyabilirsiniz. Yahut başka bir konuda bir yetkinliğiniz olur, ona yazabilirsiniz. Ve sertifika diplomalar kısmı. Burada önemli bir husus belirteyim. CV hazırlarken sertifikanız ya da diplomanız burada hiçbir zaman gözükmüyor o CV'de. Ama bu kişilere bazen Europass hesabınızın linkini yollayabiliyorsunuz ve bu sayede sizin bütün CV'nizi gördükten sonra CV'nize eklediğiniz bütün medyalarda, bütün dosyalarda görebiliyorlar. Bu yüzden CV'nizde gözükmese bile özel olarak sizin hesabınıza girip incelerlerse bunların hepsini görebilirler. O yüzden buraya ekleyeceğiniz şeyler olabilir. Örneğin bir diplomayı ekleyebilirsiniz. Bir aldığınız kursu ekleyebilirsiniz. Başka şeyler ekleyebilirsiniz. Ben bunları eklemiştim. Ve en son önemli bir başka kısım sürücü lisansı. Bazı projeler çok fazla önem veriyor sürücü lisansına. Çünkü sizin bir sürücü olarak da çalışmanızı istiyorlar. O yüzden onu da ekleyebilirsiniz. Ben buraya eklediğim şekilde bir B lisansı eklemiştim. Ve tarihleri de eklemiştim. Ve bu şekilde olmuştu. Başka bir bölüm de eklemek isteyebilirsiniz. Yeni bir bölüm ekle kısmından bunu seçebilirsiniz. Örneğin bir konferansa katıldıysanız onu ekleyebilirsiniz. Ki bu konferans da projeyle alakalı olabilir. Örneğin insanlara siber zorbalık yapılan bir projeye başvurmak istiyorsanız siber zorbalıkla ilgili katıldığınız bir semineri eklerseniz bu çok etkili olabilir. Ya da bir hobi etkili. Bir hobi et, söyleyemedim. Bir hobi ekleyebilirsiniz. Ya da bir onur ya da bir ödül kazandıysanız bunları ekleyebilirsiniz. Burada sizinle ilgili çok çeşitli şeyler ekleyebilirsiniz. Ama buradaki önemli olan kısım şu aslında. Ne kadar çok şey ekleyip ne kadar genişletmek değil de projeye ne kadar çok etkili bir şekilde hazır olduğunuzu ve sizin ne kadar katkı sağlayabileceğinizi gösterebilmeniz. Yoksa çok uzun bir CV hazırlamak hiçbir şey yani. Onun yerine önemli olan ne kadar etkili ve ne kadar iyi olduğunuzu gösterebilmek. Tamam, CV'mizi hazırladık diyelim. Daha sonrasında da buradan My Europass kısmına giriyoruz ve gördüğünüz gibi yeni bir CV hazırla kısmına geçiyoruz. Tüm profilimizi hazırladık. Şimdi de CV hazırlayacağız. CV hazırlama kısmında benim profilimden başla kısmını seçiyoruz. Daha sonrasında da profilinizde seçmek istediğiniz kısımlar var. Ben burada hepsini seçiyorum. Gördüğünüz gibi. Hepsinin yanında tik işareti var. Ve devam et diyorum. CV'nizi daha önce bir İncelemek istiyor musunuz diyor. Hayır, teşekkür ederim dedikten sonra bir taslak seçmemi istiyor. Burada 4 tane farklı taslak var. Hangisi sizin hoşunuza giderse onu ekleyebilirsiniz. Ve hepsi çok farklı. Örneğin bazen de tarihleri ön plana çıkarmak istiyorsanız bu şekilde seçebilirsiniz. Ya da size gözünüz nasıl daha güzel gözüküyorsa onu seçebilirsiniz. Ben mesela bazılarını hiç seçmemiştim. Çünkü bazı şeyleri çok kötü gözüküyordu. O yüzden seçmiyordum. Benim için en güzel olan aslında en baştaki bu sade olandı ve ben bununla başvuru yapıyordum. Bunu seçtik diyelim. Daha sonra rengi seçiyorsunuz. Renk de size en güzel hangisi geliyorsa onu seçebilirsiniz. Mesela bu bana çok fazla koyu geliyordu. O yüzden benim seçtiğim güzel olan renk aslında bu değil. Bu da farklı birisi. Bunu deneyelim. Bu mesela güzel bir renk gibi. Hafif açık bir renk. Daha sonrasında da CV'nizdeki metinlerin boyutunu seçebilirsiniz. Europass logosunu nereye ekleyeceğinizi seçebilirsiniz. Burada ilk sayfaya eklerseniz yeterlidir. Daha sonrasına eklemesine gerek yok. Ama sayfa numarasını her kısma ekle diyorsunuz. Evet seçiyorsunuz. Daha sonra gördüğünüz gibi isim, soy isim, resim, bütün linklerim, çalışma deneyimleriniz, sonra eğitimleriniz hepsi gözüküyor burada. Buradan örnek alabilirsiniz. Daha sonrasında diller ve deneyimlerinizden neler kazandığınız, dijital yetenekleriniz, sürücü lisansınız ve bütün bunları hazırladıktan sonra devam diyorsunuz. CV'nize bir isim veriyorsunuz. Burada isim verirken de direkt CV ile vermeniz gerekiyor. Örneğin Ömer Gezen CV. Peki de hazırladıktan sonra indir dediğiniz zaman CV'niz hazır bir şekilde bilgisayarınıza inmiş olacaktır ve bu CV'yi de her yerde kullanabileceksinizdir. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur ve CV hazırlama konusunda da sizlere bir adım öne çıkarabilmektedir umarım. Eğer bir sorunuz olursa ya da bir düşünceniz olursa bunu da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ve video hoşunuza gitmişse ve size de faydalı olmuşsa beğenmeyi de unutmayın lütfen. Diğer videolarımda da motivasyon mektubu nasıl hazırlanırdan, mülakatlara hazırlanma konusundaki yardımlar konusuna kadar farklı farklı konular hakkında videolar çekeceğim. Onları da hazırlanabilmek ve onları da izleyebilmek için oynatma listesine ulaşabilirsiniz yan taraftan.
Diğer videolarımda ve farklı faydalı videolarda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.